Kimin doğum günü Vera? Benim. Dün babana ne dedin, ne sordun? Dün babana ne sordun, Tayfun'a ne dedin dün? Ne dedin? Söyle bakalım. Ne dedin, söyle bakalım mikrofona. Nasılsın babacığım? Nasılsın babacığım? Evet, nasılsın babacığım? Alkış vere. Doğum günü dolayısıyla beraberiz. Sevgili Vera yanımda oturduğu için son derece mutluyum, onu da ifade edeyim. Büyük bir aile olduğumuzdan söz ettik. Aslında bizi bir aile yapan bizim düşüncelerimiz, özgürlüğe duyduğumuz özlem, çocuklarımızın daha güzel bir ortamda büyümesi, yaşaması, hepimizin huzur içinde yaşaması. Bu hedef mutlaka gerçekleşmek zorunda. Gerçekleştirmenin yolu da ortaklaşmadan geçiyor. Düşüncelerimizi ortak, güçlü bir şekilde ifade etmekten geçiyor. Tabii bu düşünceleri ifade etmenin bir bedeli var. O bedeli ödeyenler şu anda içeride. Bir kısmı içeride, bir kısmı dışarıda. Ama ne olursa olsun içeride olanlar bu bedelin bir anlamda onurlu kişileri. Tarih onları unutmayacaktır. Bizler onları unutmayacağız. Belki hepimiz unutulacağız ama içeride olanlar hiç unutulmayacak. Çünkü onların ödediği bedel daha ağır bir bedel. Belki ileride Vera anılarını anlatırken büyüdüğünde biz belki büyük bir kısmımız hayatta olmayacağız ama Vera onları anlatacak, çocuklarını anlatacak. Babalarının, annelerinin hangi bedelleri ödediğini anlatacak bir şekliyle. Umarım içeridekiler dışarı çıktığında yine beraber oluruz. Birlikte oluruz. Bu kez onların hapishanedeki anılarını dinlemiş oluruz. Emin olun gülerek, büyük bir zevkle o anıları anlatacaklardır. Çünkü ödedikleri bedel kendilerinin bedeli değil, topluma karşı yüklendikleri sorumluluğun bir bedelidir. Bu çerçevede onların da anılarını umarım büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Adaletin tecelli etmesi gerektiğini söylediniz. İnsanoğlunun yaşamı adaleti aramakla geçmiştir aslında. Adaleti bundan sonra da arayacağız. Vera'nın kuşağı ve ondan sonraki kuşak da adaleti arayacaktır. Çünkü haksızlıkların olduğu yerde mutlaka adalet arayışları da bir şekliyle vardır. Adaleti sağlamak için elbet mücadele edeceğiz ama bu mücadele sıradan bir mücadele değil. İnsanlığın mücadelesi köklü bir mücadele. Ama bu mücadelede önemli aşamaları aştığımızı düşünüyorum ben. Doğum gününüz hepinizin kutlu olsun. Daha mutlu günlerde, daha huzurlu günlerde, içeridekilerin de aramızda olduğu günlerde umarım daha keyifli bir ortamda hep birlikte oluruz. Doğum gününüz hepinizin kutlu olsun. Kararlıyım. Beyefendiyi kesinlikle bekleteceğim. Ben alkışladığına göre kesin olacak. Kuşak'ta doğmuş üç arkadaşımızın aynı gün doğup gezi vesilesiyle kaderlerin ortaklaşması hayatın hem acı hem de hoş ama güzel bir tesadüf oldu. Ve bizler bugün Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz, gezi ailelerimiz bir araya gelerek aslında bu hoş tesadüfün bir araya gelip bu günlerde kutlaması için bir aradayız. Bugün birçoğunuzun bildiği gibi Halide Hanım, Mine Özerden'in annesi, şu anda aramızda olmayan tek doğum günü çocuğu sevgili Çiğdem Mater cezaevinde. Ve bugün sevgili Vera'nın doğum günü vesilesiyle bir araya geldik. Sayın Genel Başkanımız ve konuklarımız uygun bulursa, ben ilk başta doğum günü aileleri ve çocuklarına bir söz verip, sonrasında genel başkanımızın sürece dair duygu ve düşüncelerini alıp sonrasında da serbest sohbet gibi bu buluşmayı daha keyifli hale getirmeyi arzu ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çiğdem
niteliğinde özel selamlarımı burada iletmek istedim herkese. Biz 20 yıldır birlikteyiz Çiğdem'le ve bu 20 yıl içerisinde ilk kez ayrı bir doğum günü kutluyoruz. Geçenlerde o da 100 soruyu sorarken, o 100 sorunun içerisinde kendi bölümünde sorularını sorarken şunu demişti: ben sevgilimin 50. doğum gününde niye onun yanında olamadım diye. Ve maalesef bu durum devam ediyor. Ben de onunla birlikte olmayı çok istiyorum. Ama bundan sonraki, önümüzdeki sene, daha sonraki senelerde bu ülkede adaletin gerçekten tecelli edeceğine çok inanıyorum. Bu ülkede bir şeylerin değişmesi gerektiğine çok inanıyorum. Ve bizim birlikte nice doğum günlerini hep birlikte coşkuyla birbirimizin gözlerinin içine bakabilerek, birbirimizle konuşarak, birbirimizle sevgimizi ifade edebilecek şekilde kutlayabileceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla evet, bunun için gayret sarf etmek gerekiyor. Dolayısıyla evet, bu ülkede bir şeylerin değişmesi gerekiyor ve dolayısıyla gerçekten de bu ülkede adaletin tecelli edebilmesi için ne yapmak gerekiyorsa üstümüze düşen her şeyi yapmamız gerekiyor. Buna da inanıyorum. Dolayısıyla dediğim gibi bu davet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hasreten Vera'nın ve Halden'in de doğum günlerini kutluyorum. Ayrıca Çiğdem'in de mesajı. Dolayısıyla benim de üzerimde bir vazifeydi. Dolayısıyla bunu da dile getirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Özgür günler diliyorum. Nazım Hikmet'in şiiri, Vera'nın resmi. Kimseler yapamaz senin resmini. Kıyıdan açılan tay yerinden eserin. Aramasınlar seni renklerin atlı karıncasında. Dayanmış tahta parmakla bir bağ taraçasında iklimler. Bizden en uzak gezegenin kederi, aramasınlar seni uykularında ışıkla gölgenin. Sen oyunun dışındasın, oylumların da yüzeylerinde. Bir yerlerde bir sevinç günün birinde fışkırır. Nazım Hikmet. Nazım'ın da dediği gibi, kimseler yapamaz senin resmini bizden başka. Onun senin de adını aldığın Vera'sına söylediği gibi, kimse aramasın seni renklerde, ışıkla, gölgenin oyununda. Sen bir sevinç oldun, fışkırdın 3 yıl önce bugün bizim dünyamıza. Bir müjde oldun bize gelen gülen gözlerinle. Bizim için hiç bitmeyecek bir oyun başladı seninle. Baban uzun sürecek bir işi olduğu için yanında olmasa da biz birlikte senin resmini yapmaya devam edeceğiz ışık ve renklerimizle. İyi ki doğdun Vera. İyi ki doğdun Vera. Hadi bakalım. Hadi. Harika. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. 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 Tam